Kırşehir'imizin yemekleri çok çeşitlidir. Kırşehir'imizde gerçekten çok güzel yemekler yapılır. Ama biz buraya bugün pandemiden dolayı ve Ramazan olması münasebetiyle pek fazla bir şey getiremedik. Sadece yemeklerimizden çullama ve höşmerim, bunların ikisinin de coğrafi belgesi vardır. Ve onun için onları getirmeyi tercih ettik. Yöresel yemeklerinden olan sülakabağı, cemele biberi dolması, Kırşehir'in pekmezi ünlüdür biliyorsunuz. Kırşehir pekmezinden yapılan peltemiz ve özbağ turşusu var burada. Ramazanlar bir şölen gibidir. Hep eskiden insanlarımız söylerler ya, nerede o eski Ramazanlar diye. Biz de onu ne yazık ki göremiyoruz. Hem bu virüs nedeniyle hem de insanların ekonomik durumunun sarsılması nedeniyle. Ne de olsa eski şölenlerimiz, davetlerimiz kalmadı. Ama yine de bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi de yine artık herkes çullamaya, höşmerime, rağbet duymaya, göstermeye başladılar. Fakat yine de eskisi kadar pek fazla pişmiyor. Yalnız bizim önemli yemeklerimiz sebzeli yoğurt çorbası, bulgur pilavı, su böreği, baklavası, Ramazan'da bütün bunların hepsi yapılırdı. Hele o bulgur pilavının çeşit çeşit yapılıp hatta bunun bir de yufka ekmek üzerine döküleni sadece Kırşehir'e ait yemeklerden biridir. Gerçekten bunlar daha önceki insanlarımızın yaptığı ve zevkle yenilen yemeklerdi. Tabii ki şimdi her yerde artık lokanta usulüne veya kafelere dönüştüğü için pek gençlerimiz bunu tatmak istemiyorlar. Ama yine de eski insanlarımız bunları tattırıyorlar ve yapmaya çalışıyorlar. Bunları yapıp ve buralarda tanıtmaya çalışıyoruz. Genç nesil bunları öğrensin ki ne kadar faydalı ve güzel besinler olduğunu bilsinler ve bunların devam ettirmelerini de istiyorum. İnşallah devam eder. Lokantalarımızda bunlar pişirilsin, bunlar yapılsın, kitaplarda gösterilsin istiyorum. Bakın inşallah bunları devam edebiliriz. Kavrulmuş unumuz. Çullama için gerekli olan malzemelerden biri kavrulmuş undur ve üzerine tavuk suyu ilave ederek bu tavukla da olur, hindi etiyle olur veya daha eskiler hiç bulamazlarsa evde yaptıkları kavurmayı kullanarak çullama yapmışlar. Ama biz daha çok tavuk etini tercih ediyoruz. Sıcak mı? Evet. Yap yap. Daha İçine biraz da salça ilave edebilirler veya edilmese de olur. Bu kaynayıncaya kadar, bu kokusu geçinceye kadar karıştırılacak. Önemli olan bunun topaklanmaması, unun topaklanmaması. Karıştıra karıştıra bunu kaynatacağız. Bak, ayrı. Batır, o da batır. Verin. Şimdi az önce de söyledim ya, arzu eder buna biraz da salça katabilir. Biz şimdi buna salça katmadık. Tavuk etimizi yemeğimizin üzerine çulluyoruz yani. Biber daha iyi olurdu ya, bu biraz şey oldu. Evet. Şu anda belediyemize ait Ağlar Konağı Kültür Evi'ndeyiz. Kırşehir'in yöresel yemeklerin yapıldığı, müşterilere sunulduğu, tanıtıldığı mekandayız aslında. Ve bu tesisimizde gelen misafirlerimize şehir dışından, şehir içinden yöresel yemeklerimizi yapıp sunuyoruz. Aynı zamanda tanıtımlar yapıyoruz. Sipariş usulü, özellikle sipariş usulü çok soran oluyor yöresel yemeklerimizi. Sipariş ediyorsunuz, burada yapılıyor ve insanlara sunuluyor. Devamlılığı sağlamaya çalışıyoruz aslında. Belediye olarak hizmetimiz. Şu an pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı
Ağlar Konağı Kırşehir mutfağımız kapalı, hizmet veremiyoruz. Ama pandemiden önce özellikle inanılmaz bir talep, yoğunluk vardı yöresel yemeklerimize. Vatandaşlarımız çok soruyorlardı, arıyorlardı, sipariş usulü yemeklerimizi yapıp beğenilerine sunuyorduk. Aynı zamanda yeni bir kitap çalışmamız var yöresel yemeklerle ilgili. Sevgili Nurten Hocam'la birlikte yaklaşık bir sene önce başladık çalışmamıza. Atölye çalışması yaptık. Bir sene boyunca bütün yöresel yemeklerimizi yapıp fotoğrafladık, videolarını çektik, arşivledik. Şimdi bilinmeyen lezzetler için aslında köy köy, kasaba kasaba dolaşıp oralardan da lezzetlerimizi gün yüzüne çıkarıp kitabımıza ilave edeceğiz. Bu ne oluyordu? Bu bizim höşmerim tatlımız. Bu da coğrafi işaretli. Tamam, olur, olur. Höşmerim tatlımızı kek hamuru kıvamında şeker ilave etmeden hamuru yapıyoruz. Yağda pişire çevire çevire pişiriyoruz. Sonra üzerine şeker, toz şeker serpiyoruz ve ceviz serpiyoruz. Bu şekilde sunum yapıyoruz. Menajerim, buydu mu? Teşekkür ederim.